Merhabalar. Keyifli, güzel bir hafta sonu diliyorum. Üniversitelerdeki yolculuğumuz devam ediyor. Ve bu sene, bugün bizi ağırlayan bir bilim yuvası Biruni Üniversitesi'ndeyiz. Ve bu güzel üniversitede çok önemli bir konuyu konuşacağız. Son günlerde giderek artan şiddet uygulamaları karşısında gerçekten hepimiz çok sıkılıyoruz. Ve acaba bu şiddetin altında çocukluktan itibaren verilen eğitim mi yatıyor? Onu konuşmamız lazım. Uzunlamasına ne oluyor, neden oluyor onu soracağız, araştıracağız ama. Biliyorsunuz biz önce hareketle başlıyoruz. Güler yüzle ve hareketli güne başlamak istiyoruz. Mert Hoca çok önemli bir konu için Hindistan'da davet edilen 40 büyük yogi arasına girmeyi başardı. Ve bir konferans için oraya davet edildi. Onun için bugün aramızda yok. Ama biz onun gideceğini biliyorduk. Ve yine güne hareketli başlamak için Mert Güler Hoca'nın yerine gittik. Ve orada egzersizler yaptık. Bakın neler yaptık. İzleyelim birlikte. Evet, bugün Mert Güler Hoca'nın stüdyosundayız. Bizi misafir etmek üzere buraya çağırdı. Konumuz da aslında çocuklardaki şiddet nasıl oluyor, gelişiyor ama bunun gelişmemesi için. Mert Hocam, bize evet. Güzel güzel bir şeyler söyleyeceksiniz herhalde. Hem hareket hem de ruhumuzu dinginleştirecek bir şeyler var mı bugün? Var hocam. Öncelikle hem NTV ailesi olarak hem de siz hoş geldiniz. Çok mutlu olduk merkezimizde sizleri ağırlamaktan hocam. Çok teşekkürler. Çok keyifli. Evet, teşekkür ederiz. Çocuklar hem anneleriyle, babalarıyla hem kardeşleriyle birlikte çalışacak eşli, keyifli, sevgi dolu hareketlere ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz hocam bizler. Eşli hareketler yapalım. Hem izleyicilerimiz hem bizler. Eğer yanınızda birisi varsa çağırın, birlikte yapın. Yoksa masayı sandalyeye tutun, şimdi evet, idare edin, akşam çağ gelince sandalye. Yaparlar değil mi? Evet, evet. Biz birbirimize dayanırız. Dayanırız, evet. Güzel bir denge hareketimiz var hocam. Harika. Yine ekran başındaki izleyicilerimiz de eşlerini alsınlar yanlarına. Evet, duruyoruz şimdi. Ellerimizi, yakın ellerimizi birleştiriyoruz. Uzaktaki ayaklarımızı birbirine değdirmeye çalışıyoruz. Hmm. Çok güzel. Ve eğer oluyorsa hocam, bir de elimizi yukarıda birleştiriyoruz. Ayarında buz gibi ha. Çok, çok güzel. Dört daha, üç daha, iki daha, bir daha. Yavaşça bıraktık. Bunun ters tarafı da var. Zamanımız az olduğu için ters tarafı göstermiyoruz. Ya, yapam bir güzel olacak. Nasıl olacak? Ters tarafı geriye dönmez gerekecek. Olmuyor. Tamam. Şimdi diğer hareketimiz. Ellerimizi birbirimizin omuzlarına koyuyoruz. Hem de güven duygusu da hissettiriyor. Çocuklarımıza da bunu yapalım, evet. Yapalım. Ne güzel olur. Evet. Birbirimizden hafif uzaklaşıyoruz. Çok hafif öne doğru eğiliyoruz ve burada kalıyoruz. Güzel. 9 daha. Ben sana güveniyorum. Beni bırakmayacağına inanıyorum. 7 daha, 6 daha, 5 daha, 4, 3 daha, 2, 1. Burada hafif dönebiliyorsak, hafif dönüyoruz. Hem de bize size bakmış olalım. 4 daha, 3 daha, 2, 1 daha. Diğer tarafa da çok hafif dönüyoruz. 4 daha, 3 daha, 2, 1 daha. Çıkışları da önemli hareketten. Yavaş yavaş, yavaş eşli olduğu için hocam daha güvenli egzersiz yaptırmak evet, üzere. Bu arada soluk vermeyi nasıl yaptık aralarda? Ben öyle böyle soldum durdum ama. Yok yok, güzeldi, her şey güzeldi. Bir de oturarak yapalım birkaç tane de hocam. Evet. Şimdi de elleri yine birleştiriyoruz eşli çalışmalarda. Hocam ben çekiyorum seni hafifçe. Sen öne doğru geliyorsun. Çok güzel. 4, 3, nefes. 2, 1, hop, diğer eş çekiyor, diğer eş uzuyor, güzel, 4 daha, çok çekmeyin hocam, 3 daha, çok güzel, 2, 1 daha, tekrar geliyoruz, tekrar birimiz çekiyoruz, burada yap, çeken yap, lütfen yap. Kontrollü olsun hocam, yap ya, bravo hocam, 4 daha, 3, 2, 1, yavaşça, diğer eş yatıyor, lütfen burada bırakmayın sakın, tabii. Güçlü tutun, 4 daha, 3, 2, 1, yavaşça gelecek. Çok güzel oldu hocam. Karşılıklı hareket yaparak nefes alır verirsek çok güzel olur. Nefes alıyoruz hocam kocaman. Nefes veriyoruz. Karşılıklı. Gözlerinizin içine de bakarsanız çok hoş olur karşılıklı. Nefes alıyoruz, veriyoruz. Çok güzel. Son kez.
Derin bir nefes alıyoruz, ellerimizi birleştiriyoruz. Eşlerimizle karşılıklı, çalışma arkadaşlarımızla teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün dayanışmanın ve birlikte birbirine güvenerek bir şeyler yapmanın ve bu arada sağlıklı spor yapmanın inceliklerini gösterdi evet. bize. Mert Hoca muhteşem. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun, harikaydınız. Hep buraya gelelim biz. Bu ses stüdyonuzu pek sevdim ben. Çok teşekkür ederim. Birazdan görüşürüz. Hiperaktif çocuklar. Evet. Fıldır fıldır. Evet. Şiddete baktığımız zaman burada çevre faktörleri çok daha fazla. Şurayı bir açar mısınız? IQ 130'dan sonra bir takım davranış problemleri çıkıyor. Birlikte çocukla beraber yapılması gereken, onunla birlikte olacak, onda sevgimizi açılayabileceğimiz egzersizleri yaptık Mert Güler Hoca ile beraber. Ve bu egzersizleri olabildiğince yapın diyoruz da çok değerli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Adnan Yüksel Hoca, bir üniversitesinin rektörü, kurucu rektörü ve çocuk nörolojisi uzmanı. Onunla birlikte çocuklarda bunların genetik özellikleri konuşacağız. Nedir bu genetik faktörler? Nedir bu artan şiddet olayları? Hatta hocam, yani acaba bu şiddette genetiğin rolü var mı? Kazalar dahi, enfeksiyonlar dahi genetik. Çünkü alt zemin olmadan aynı araştırmalara göre genetiği değişik olanlar kaza yapıyor. Veya genetikte bir takım sıkıntılar olduğu zaman enfeksiyon hastalıklarına daha çok yakalanıyoruz. Onun dışındakiler hepsi genetik. Şiddet tabii ki genetik. Ama hocam, anne baba şiddeti yatkınsa çocukla tabii, o genetik olarak bunu mu alacak? Kesinlikle öyle araştırmalar var. Şöyle şiddet yapan çocukları toplamışlar, erişkinleri toplamışlar. Genetik yapılarına bakmışlar. Birbirine çok benzer polimorfizmler bulmuşlar. Yani genetik değişiklikler bulmuşlar. Dolayısıyla ama her şey genetik dedik ama bir takım genler var, bir takım da çevreler var. Şiddete baktığımız zaman burada çevre faktörleri çok daha fazla. Ama muhakkak bir genetik bir bozukluk altta var. Yani genetik ama bozukluk demeyelim, genetik değişiklikli yatkınlık var. Yatkınlık genleri var. Ama çevre faktörü olmadan bunlar ortaya çıkmıyor. Ya benim annem de babam da böyle var, öyle geçmiş. Ben normal bir hayat geçirdim, tabii ki şiddet çıkmayacak. Ama bir takım çevre faktörleri küçüklükten itibaren varsa bu şiddet olarak karşımıza çıkacak. Bu çok önemli. Çevre faktörleri de tabii çok çeşitli. Ama en önemlisi şiddet deyince ekran geliyor tabii. Küçük yaşta çok çeşitli çalışmalar var. Küçük yaşta eğer bir çocuk şiddet filmi videosu izliyorsa, şiddet programları izliyorsa bu çocuklar eninde sonunda şiddet oluyor. Şiddet reaksiyonları gösteriyor. Çok bilinen bir örnek, yapılan örnekler. Üç gruba ayırıyorlar biliyorsunuz. Biri çocuk, bir tane de bir bebek var. Devamlı o çocuklar o bebeğe şiddet gösteriyor, yapıyor ve onlar çocuklar izliyor. İkinci grup bir erişkin var, o bebeğe devamlı şiddet yapıyor, onu da izliyor çocuklar. Sonra diğer üçüncü grup çocuklar tamamen normal bir süreç. Yani bebeğe seviyor, merhamet gösteriyor, şefkat gösteriyor, hoşgörü gösteriyor. Sonra bu grupları alıp bir bakıyorlar, normal çocuklarla normal bir bebek veriyorlar o çocuğa. O çocuğa şiddet yapıyor. Aha, halbuki üçüncü grupta ki çocuklar hiç şiddete bulaşmıyor. Dolayısıyla birinci suçlumuz ne? Küçük yaşta onun kaldıramayacağı ölçüde, çünkü biliyorsunuz analitik bir zeka gelişiyor çocukluk döneminde. Evet. Yaş ve kategoriler çok önemli. Süreç çok önemli. Bu minvale baktığınız zaman birinci örnek bir kere ekran. İkinci örnek aile. Ailenin tutum ve davranışları çok önemli. Genelde bir bakıldığı zaman şiddet gösteren ailelere alkolik, ilaç bağımlılığı oran yüksek veya anne baba arasında huzursuzluk. Genetik olarak özellikle sizden bir takım hastalıklar var mı? Yani insanı şiddetli yapan hastalıklar var mıydı öğrenmek için? Şimdi şöyle, şiddete baktığınız zaman aslında %10 organik bir neden var. %10 tabii. Organik. Yani örneğin mental gerilik. Yani IQ 70'in altındaysa veya daha da aşağı ise bunlar şiddete eğilimli. Bunlar çünkü ufacık bir harekette hemen parlıyorlar. Parlama diyenen bir tabir var biliyorsunuz. Bunlar önemli. Çeşitli IQ'ları biraz anlatacağız zaten. Evet. Onları göreceğiz ama. Üstün zeka ise, yani üstünün de üstünlüğü ise, yani IQ 130'dan sonra bir takım davranış problemleri çıkıyor.
Bunun altını çizmek yani lazım. Çok akıllı olanlar da gerizekalılar. Onun dışında bir takım kromozom anomalileri var. Aha. Bir takım da hastalıklarımız var. Bu hastalıklar neler? Örneğin otizm. Bir kısmında ne yapıyor? Yaygın gelişimsel bozuklukta şiddet hareketleri gösteriyor. Dikkat eksikliği, hiperaktivite çocuklarda biraz daha fazla. Örneğin öğrenme güçlüğü olan çocuklarda daha fazla. Yeni bir araştırma, John Hopkins'in bir araştırması. Mikro RNA'lar çok önemli. Yani mikro RNA dediğimiz kısımlar genetik şifreyi değiştirmeden fonksiyonunu değiştiriyor. Ve şiddet de burada çok önemli. Bu çevre faktörleriyle şimdi yeni anlaşıldı ki biz diyorduk ki kalıntımsal olarak mesela çocuğa özellikler geçmez, geçiyor. Anne baba zeki ise, kıvraksa muhakkak onun özellikleri çocukta olabiliyor. Şimdi çünkü toplumda o mesela RNA'lar, tabii bizim dönem geçti mesela şimdi küçük köylü gruplar var. Okuyor, okuduktan sonra gelip kendi şeyiyle, köyünden biriyle evlenmiyor. Kız veya erkek. Kendi zekasından biriyle evleniyor. Dolayısıyla toplum, küçük topluluklar ne yapıyor? Okuyanlar dışarı çıkıyor, okumayanlar kalıyor. Ondan dolayı bunlar arasındaki evliliklerde sıkıntı var. Buna da toplum olarak dikkat etmek lazım. Genetik yapı da son derece önemli ve giderek daha anlaşılır hale geldi. Evet. Giderek daha iyi çözülüyor genler. Kompleks genetik hastalıklar %98 dedim ya. İşte kalp hastalıkları, beyin hastalıkları, nörolojik hastalıklar, psikiyatrik hastalıklar. Aslında eskiden %5'ti genetik tek gen hastalıkları. Bunların sayıları çok azaldı. Kompleks dediğimiz şu. Çok sayıda gen var. Aa, benim genimde bu bozukluk var. Bende bu hastalık çıkacak mı? Değil. Bu örneğin yani bizim otizm bildiğimiz 103 tane şu anda bilinen gen var. Bütün kromozomlara yayılmış. Belki çok daha tabii fazla olacak. Daha fazla çıkacak. Yani genomu biz araştır. Genom öyle bir dünya ki içine girdiğiniz zaman bir kapıdan giriyorsunuz, bilinmeyen 100 kapı. O kapıyı buluyorsunuz, sonra 1000 kapı açılıyor. Genomu bulduğumuz zaman işi bitireceğiz zaten ama bulmak kolay bir şey değil. Bir de bir şey daha var. Biz daha çok anlamaları için hiperaktif çocuklar. Evet. Fuldur evet. Çocuklar. Evet. Şimdi bu hiperaktif çocuklarla çocuğun zekası, akıllı mı, akılsız mı, şiddete eğilimli mi? Bununla da ilgili bir şeyler söyler misin? Şimdi şöyle, tabii onun da çok çeşitli genleri var. Yani serotoninden tutun şeye kadar, yani çok çeşitli bir takım genler var. Bu genlerin hangisinde bozukluk var, hangisinde çok, hangisinde az olarak az olmasına göre semptom veriyor. Yani belirti veriyor. Bir kısmında sadece mesela bayanlarda daha çok dikkat dağınıklığı oluyor. Erkek çocuklarda biraz daha hiperaktivite oluyor. Ama bunlar aslında bir hastalık. Bir hastalığın bir şeyi, bulgusu. Belki bilmediğimiz başka hastalıkları da içine alabiliyor. Ama bunlar gen çözülmedikçe, spesifik şu şudur demedikçe bir şey tanımlamak mümkün değil. Ama bir kısmında şiddet oluyor örneğin. Şiddet de ama yine muhakkak çocuğun gelişimi sürecinde ailenin veya çevrenin veya işte genetik faktörlerin etkisiyle ortaya çıkıyor. Hocam, zeka testleriyle ilgili tabii burada da söylenecek çok şeyler var ama çocuğun zeka seviyesi, IQ'su ile ilgili bir şeyler söylediniz. Evet. Şimdi tablomuza geldi. Evet. Bunu da bir açalım isterseniz. Şimdi bu testler yapılıyor. Ne kadar güvenilirdir? Bunlar konuşmayalım isterseniz. Evet. Çünkü olan bir şey var ama. Evet. Şunları bir açar mısınız bize? Şimdi davranış tabii, bozukluğuyla zeka seviyesi arasında. Zeka dediğimiz zaman bilişsel ve uyumsal yeteneklere bakarak bir takım testler yapıyoruz. Onun sonucuna göre çok objektif olmamasına rağmen normal çocuklara göre değerlendirip bir sonuç veriyoruz. Bu normalde 90'dan 110 arası normal zeka. 90, en güzeli bu aslında. En güzeli bu. Ama 90'ın altında ise yani burada yazmışlar 80'den 90'sa donuk zeka. Donuk zekanın en önemli belirtisi ne? Adama dedin ki şu işi yap, bir de gelirken şu işi yap. İkinci işi verdiğinde sinirleniyorsa işte IQ yaklaşık 80'dir. Fotokopi evet. Verdiniz. Hocam kapalı fotokopi dükkanı deyip gelirse, halbuki başka alternatifler bulmalıydı değil mi? Adamın üç oğlu varmış, üçüncüyü çok severmiş bilirsiniz. Bu tamamen IQ seviyesiyle alakalı. Anlaşıldı. Dolayısıyla IQ 81 demektir. 70-80 sınırda zeka. Yani bunlarda bir takım hoştur, okurlar. Liseyi de bitirirler. Liseyi de bitirebilirler. Tabii liseyi de bitirebilirler. Yardımcı olurlar. Bazen tabii duygusaldır. Bazen konuşmada sıkıntı vardır daha çok. Bazen düşünmede sıkıntı vardır. Ama her halükarda bunları tanırsınız. Yani bir normal biriyle karşılaşmadığınızın farkına varırsınız. Tabii
69-70'ten sonra artık biz bunları zeka geriliği olarak buluyoruz. Mesela 50 ile yani buraya, 80 buraya, arasında buraya, genetik faktörleri bulamıyoruz biz. %3-5. Ama 50'nin altına baktığınız zaman %60 genetik faktörler var. Neler var mesela? Beyin anomalisi var. Ne var? Metabolik hastalık var. Ne var? İşte bir takım endokrin hastalıklar var. Organik bunlar bir şeyler, organik bir şeyler var. Yani %60'ında 50'den aşağı zekada organik neler var? Bunlar okuldan önce teşhis konurlar. Ama 50'den yukarıdakileri okul öncesi teşhis koyamazsınız. Ondan dolayı bizleri muhakkak görmesi lazım çocuk psikiyatrisinin veya çocuk nöro. Burada en büyük sıkıntı çocuk der ki okula gider bir türlü okumayı sökemez. Bir türlü matematiği hesaplayamaz. E benim çocuğum normal, baba da böyleydi der zaten. Biz öyleydi. Halbuki bunların muhakkak küçük yaşta ufacık bir belirti olduğu zaman bizleri muhakkak uzmanların görmesi gerekiyor. Peki, tabii 30 ilişkisi de kurabilir misiniz? Tabii ki gittikçe artıyor. Yani gittikçe mesela çok örnekleri var. O kadar şiddet yokken biz mesela ağır zekalı çok hasta takip ediyorum ben özellikle. Hem nörogenetikçi olduğum için tabii bize geliyorlar. Zincirleyen şeyler var. Aile bir çocuğunu zincirler mi? Of. 30-20 IQ. Yani 20 zaman IQ. Zaman ya. Geldiği zaman ne yapıyor? Birden saldırıyor. Yani biz o geldiği zaman mesela her tarafı toplarız. Kendimiz de kollarız. Saldırır. Kolunu çeker, kıvırır, iter, her türlü şiddeti gösterebilir. Ama bunlar tabii bilinçsel faaliyet olarak yapmaz. O hastalığının bir özelliği olarak çıkar. Ama şiddete baktığınız zaman %10'u böyle. %90'ı daha çok çevre faktörleri, korunabilen, bir şeyler yapılabilen bir durum. Peki biraz daha arttıralım evet. Zeka seviyesini de biraz normale gelelim. Benim hocam. Öğrencilerim hep 110'un üstünde, onu rahat söylüyorum. Evet. Şimdi ama çoğunluk bu seviyede. Çoğunluk 90-110 arası. Şu 130'dan sonrası sıkıntı bir kere. Aha. 130'dan sonra hakikaten daha siz ağzınızı açmadan ne diyeceğinizi anlar. Problemi çözer. Analitik zekaları çok şeydir. Çözüme gelince zorlanırlar. Analitik her şeyi düşünür eder. Ama yavaş yavaş davranış bozukluğu çıkar. Dolayısıyla bu çocuklar hakikaten her şeyi, bunların çok arkadaşı olmaz. Bunlar sınıfta tek başına otururlar ama ondan dehasıdır. Yani bir şey sorduğunuz zaman hoca daha ağzını açmadan hoca şunu tahmin eder. Peki saldırganlık da burada tabii, artabilir. Birden böyle patlamalar olabilir. Birden saldırganlık yani normal zekaya göre çok şeydir. Yüksektir oran. Şiddet peki, oranı yüksektir. Da, kendisi daha iyi kontrol altında alması beklenmez değil. Daha iyi şöyle aslında zeka bilişsel fonksiyonları kontrol edebilme gücü. Tabii bunların bellekleri çok iyi, dikkatleri iyi, algıları iyi ama onun bir de şeyi var. Yani zeka ile akıl diyoruz ya, onun bir bütünlüğü var. Yani işleyen araba gibi. Yani iyi bir araba ama onun şoförü olması lazım ki gitsin. 120-130 ise çalışmadan profesör olur, onu rahat söyleyeyim. Öyle mi? Evet. Yani sizin de foyalarımızı ortaya çıkartmadan. Biz arkadaşız. Açıklamaları nedeniyle hakikaten. Hadi olacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Kocaman teşekkürler. Çok teşekkür. Ve şimdi birazdan yine çok iyi tanıdığınız Profesör Doktor Zahit Motavalli Mukaddes'le birlikte olacağız. Ve yine çocuklarda bu şiddetle ilgili soruları sormaya devam edeceğiz. Birazdan. Hocam çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Psikiyatri hastalıklarında, çocuklarda, depresyonda bile öfke çıkar. Nedenini söylerken tedavisi budur diyor. Davranım bozukluğu en önemli sebeptir. Peki dışarıdan nasıl etkileniyor çocuk? Evet, çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanı Profesör Doktor Zahit Motavalli Mukaddes'le beraberiz. Hadi hocam hoş geldiniz. Özlemişiz sizi. Teşekkür ama, ederim. Hakikaten çok genetik yapıları konuştuk. Neler olduğunu ve bu işi giderek şiddetin altında nelerin yatabileceğini genetik anlamda öğrenmeye çalıştık ama nedir şiddetin nedenleri ne çocuklar? Nelerdir? Sadece zeka ve genden ibaret değil, değil herhalde. Değil. Kendi başına bir şey aslında. Açıklamıyor genler ve zeka. Mutlaka çevresel faktörler. Bugüne kadar tespit edilmiş çok önemli çevresel faktörler. Yani bir çocuk bize şiddetle geliyorsa veya toplumda görüyorsak, ekranda görüyorsak düşünmemiz gereken bir, bu bir psikiyatri hastası mıdır?
Psikiyatri hastalıklarında, çocuklarda depresyonda bile öfke çıkar. Şiddet çıkar, yaramazlık çıkar. Hiperaktivitenin her zaman şiddetle birlikte değil, bazen karşıt gelme bozukluğu veya davranım bozukluğuyla birliktedir. Yani çocukta sadece dikkat eksikliği, hareketlilik değil, hırsızlık vardır, herkese karşı gelme vardır, okul kırma vardır. Bu çocuk adaydır ileride şiddet uygulamaya. O zaman şurada nedenleri var, birlikte bakalım gerçekten. Tabii. Çünkü bu aday çocuk oluyor ama... Nasıl oluyor? Bir de evet bir nedenleri etkenler var. Etkenler ne? Davranım bozukluğu en önemli sebeptir. Davranım bozukluğunun belirtileri okul kırma, evden kaçma, hırsızlık yapma, hayvanlara zarar verme. Yani okul kırmayı falan herkes yapmıştır. Hocam. Hani onu tek belirtiyse, hayır tek belirtiyse onu ciddiye almayız. Bunlar bir küme halindeyse o zaman o kümede hayvanları eziyet ediyor. Ya. Arkadaşının çantasından para çalıyor. Evde kural kırıyorsa bu çocuk ileride şiddet için adaylardan biridir. Bunu bilmek lazım. Bunu gözlemek lazım evet. Çocukta. Peki tamam. Nasıl oluyor bir çocuk bu hale geliyor? Kaotik ev ortamı çok önemlidir. Yani evde kural yoktur, düzen yoktur. Anne baba kendini idare etmekten bile acizdir. Yani evde eğer bir ebeveyn şiddet gösteriyorsa bu çocuk, bu denetim merkezi bunu öğrenemeyecektir. Veya çocuk şiddet gösteriyorsa, tutturuyorsa, kapı çarpıyorsa, cam çarpıyorsa, ebeveyn dur demiyorsa... Ve bununla istediğini elde edebiliyorsa... Evet ve edebiliyorsa... Çocuk da bu denetimi öğrenemeyecektir. Çocuk hem denetimi öğrenmek zorundadır ailenin dur yapma bunu yapamazsın demesiyle. Hem aileden şiddet görmemek, uygun davranış paternini görerek öğrenmek ne demektir? Babası kızar veya annesi kızar, rahatsız olurlar ama kapı çarpmazlar, baca çarpmazlar, çocuğu dövmezler. Çocuğa derler ki bak sana çok kızgınım çünkü şunu yaptın. Bunu yapamazsın veya o gün televizyon izleyecekse televizyon saatini yasaklıyorum. Ama kalkıp çocuğu ne bileyim işte dayak atmak veya anneyle baba çatışma yaşadılar birbirlerine dayak atmak. Ev içi şiddet. Şiddete bizi... şahitlik evet, demek istiyorsunuz. Evet aynı onları mesele. Çocuğu görmesi. Evet evet çocuğun şiddete şahit olması ciddi bir. Çünkü onu normal iletişim paterni sanıyor o çocuk. Çocuk evde yetişiyor bakıyor ki anneyle baba bağırışa çağırışa dayak ata ata cam pencere kıra kıra normal bir hayat yürütüyorlar. Çocuk için o. Halbuki insan olarak dediğimiz zaman öfkeyi denetlemesi gereken bir varlık. Yani ifade edebilmenin ifade, yolunu kavga, olacak. Dövüş, bağırma, çağırma değil, olarak görmeyecekler. Sözel ifade, ses tonunu ayarlama. Yani bu bir insani özelliktir. Bunu bir erdem haline getirmeliyiz. Bunu toplumsal olarak, kültürel olarak erdem haline getirmediğimiz takdirde, bağıranı, çağıranı, döveni, delikanlı diye nitelediğimiz takdirde o zaman bugünkünden daha beter travmatize olacağız onu söyleyeyim. Çünkü ben yani ben tabii çok problemli çocukları görüyorum. Toplumun hepsini temsil etmez. Ama sıklıkla yani ebeveyne çocuğunuz kavga eder mi? Normal bir defa iki arkadaşının dişini kırdı. Bir kere de bir mesela veyahut mahkeme çağırıyor bizi. Arkadaşının gözüne kalemle atmış. Ailesi diyor çocuktur bu olur. Buna çocuktur bu olur gibi yaptığımız zaman yetişkinliğine bu çocuğun biz zarar veriyoruz. Biz sadece şiddete maruz kalana değil, şiddeti uygulayanın da bir kurban olduğunu düşünüyoruz. Nahit Hoca söylerken tedaviyi de birlikte söylüyor aslında. Evet. Çok teşekkür ederiz. Yani nedenini söylerken tedavisi budur diyor. İlgi ve sevgi eksikliği de şiddet nedenlerinden birisi olduğuna göre. Çok önemli. Hocam biraz tedaviye de ucundan gireceğiz. Tamam bu çok önemli. Çünkü bir çocuk nasıl fiziksel ihtiyaçlarla doğuyorsa yani mamasını yiyecek, çorbasını yiyecek şunu... Bu çocuk duygusal ihtiyaçla da doğuyor. Bu çocuk neyi öğrenecek? Göz kontaktını, gülümsemeyi, sarılmayı. Bunları sunmayan, donuk ve soğuk duran bir anne baba varsa çocuk da o vaziyette. Bu da neye yol açacak? Çocukta empati becerisi, karşı tarafın hissedişini anlama becerisi gelişmeyecektir. O yaşlarda gelişiyor o değil mi? Sıfırdan empati başlıyor, yani? 4 yaşta tam gelişiyor. Aha. Normal iyi yetişen bir
çocukta duygusu. Yani 8-10-15 yaşlarında hayır, hayır, bu gelişme 4 yaş çok kolay çocuk, değil. Sizin benim olur. Ne hissettiğimizi yüzümüze bakarak ses tonumuzdan anlayabilir. Karşı çok tarafın önemli. Üzülüp çok üzülmediğini önemli. Anlayabilir. Hı-hı. Onun için 0 yaştan itibaren güzel duygusal destekle oyun oynatarak, eğlendirerek, evcilik oynatarak bizim natürel oyunlarımız. Eline laptop vermeyerek aha. bir çocuğu yetiştirirsek bu çocuk karşı taraf. Şimdi bakın şiddete maruz bırakanları yani saldırganlarla televizyonda konuşma yapılıyor. Diyor ki ya bakıyorsunuz donuk yüzü. Yani anlamamış ki bir insanı kesmek, bir insanı yakmak. Bunda yani empati becerisi yok. Bunu sadece genetik faktörlerin önemli rolü yanında. Buna yani vakti zamanında bu lisan öğretilmemiş, karşı taraf acı duyabilir, mahvolabilir. Kendini başka insanın yerine koyamama durumudur. Peki ve bu çocuk böyle oluyor ve çocukken şiddet uyguluyor oraya evet, hesabına. Evet. Bu büyüdüğü zaman da şiddet uygulayacaktır diyebilir misiniz? %50. %50. Çünkü bugün bakın bugün yapılan araştırmalar şu. Çocukken davranım bozukluğu. Yani demin söylediğim hırsızlık, arsızlık, okul kırma, bilmem çalma, çırpma huyu olanların %50'si antisosyal kişilik bozukluğu. Müthiş bu. %50 ne demek bizim antisosyal dediğimiz? İşte madde alıp satma, teröre bulaşma, insan öldürme, insan kaçakçılığı bunlar demektir. Yani biz o çocukken masum gibi algıladığımız arkadaşının burnunu kırdı, televizyonu kırdı, aferin, evden kaçtı. Evet, evet. Hepsi yanlış. Evet. Bir de akran istismarı var. Bu da çok çok önemli. Bu konu bence bizim kültürde çok üzerinde çalışmamız gereken bir şey. Çünkü diğer yani batılı ülkelere göre bizlerde tolerans fazladır bizim ülkede. Çünkü ben farklı çocuklarla çalışıyorum. Hiperaktif, hı-hı. otistik. Bunlar akranları tarafından çok istismara maruz kalıyorlar. Farklı oldukları için, saf oldukları için. Öyle mi? Türkiye'de de böyle var mı? Çok yani... ciddi. Şöyle akran istismarı. Duygusal istismar olabilir. Cinsel istismar olabilir, fiziksel. Ne yapıyorlar? Kaç yaşlardan bahsediyorsun? Valla ben şimdi? 5 yaştan 15 yaşa kadar. Yani 6-7 yaşındaki çocukların istismarı tabii, bir arada. Ya istismar şöyle, çocuğu dövüyorlar, itiyorlar, dışlıyorlar. Bunlar istismardır. Aha, çocuğu aha, dövüyorsa, aha. git mesela otistik çocuğa diyor ki çöp tenekesini kafandan boşalt. Telkine yatkın gidip boşaltıyor. Git öğretmene tükür diyor sınıfta bir grup. Bunların ismi ama anne baba da diyor ki dayak yersen ne bana söyleyeceksin? Erkek adamsınız iki tane de sen çak evet. diyor. Yani şimdi, anne baba da bunu öğretiyor. O çok tatsız. Kültürel faktör dediğim bu. Yani vurmayı... Dövmeyi, bağırmayı bir üstünlük gibi değil, maalesef henüz gerçekleşemeyen insani özelliğimiz olarak düşünmek zorundayız. Çünkü ya. Bu buranın görevidir. Ya. Prefrontal korteksin aynen. gelişmemişse bağıracak, çağıracak, dövecektir. Onun için hı-hı. eğer kendimizi biz insanız demek istiyorsak öfkemizi denetleyebildiğimiz ölçüde insanız. Bu bence çok önemli bir mesaj. Buna müthiş. Ebeveyn bazen çocuk mesela geliyor, bağırıyor, çağırıyor, sandalyeyi kırıyor odamda. Böyle mi diye sorunca evet çok özgürdür. Böyle bir özgürlük olmaz. Akran istismarında kalmıştık. En çok kimlere ezik diye niteledikleri içe dönük çocuklara akran istismarı var. Ve okullarda bu konuda yaptırım yoktur. Bu akran istismarı yapanlar şiddete yatkın çocuklar olabilirler. Yapılanlar? Onlar da ileride şiddete onlar, evet da... bazıları olabilir, bazıları olmaz. Çünkü bazıları farklı çocuktur. O becerisi yoktur bile. Peki travma diyerek neyi kastediyorsun? O çok sık travmalar olanlar. Yani diyelim ki yangına maruz kaldı, ameliyata maruz kaldı. Evde annesi babasını öldürdü, babası annesini aha, öldürdü. Psikolojik ya da doğrudan evet, doğruya. Travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz veya kendisi cinsel fiziksel şiddete kronik, çok sık tekrarlanan fiziksel veya cinsel tacize maruz kalan pek çok enses vakası. Kendi ailesi içinden tacize maruz kalan çocukla çalışıyoruz. Bu zavallılar ilk bize yaramaz çocuk diye getiriliyor. Çalıştıkça bakıyoruz zavallı kız dayısı tarafından, babası tarafından 5 yaşından itibaren cinsel tacize var maruz. Bunlar, değil mi? Çok İnanmak sık, çok, çok zor sık, ama. Çok sık. Çok ne sık yazık ki çok acı. Maalesef bunların yanlışını herkes biliyor. Ama çocukluklarımız çok önemli. O yüzden de televizyon, çizgi film,
seçilirken anladığım kadarıyla çok önemli. Çok dikkat etmek çok lazım. Çok ciddi. Yani çünkü ekrana bir çocuk baktığında evdeki örnekler dışı kendine örnek alıyor. Bu örnek çizgi film kahramanı lazım. Olabilir, bir artist olabilir, bir futbolcu olabilir, bir ünlü politikacı olabilir. Ama canım, şey örümcek adam kıyafeti giriyor. Onlar giriyor. Eğlenceli. O çok güzel bir şey. Çocuk onu yaparsa evet güçlüsün, aferin bu bir oyundu mesajını vermek lazım çocuğa. Ama onu öldürdüm, bunu kestim. O sıralarda sıklıkla durdurmak, dur bakalım ne oluyor çocuğa demek. Zaten çocuk söylenenden çok gördüğünden etkilenir. Peki o zaman da şöyle bir aile boşanmış, o çocuğu ben alacağım, o çocuğu ben alacağım diyor. Boşanan ailelerin çocukları şiddete meyilli olur mu Naydoca? Araştırmalara göre boşanmanın kendisi değil. Genelde çatışmalı evlilik veya evlilik sonrası çatışmalar çocukları şiddete yöneltebiliyor. Yani ama sırf efendi boşandılar, baktılar anlaşamıyorlar, çocuk da kavgadan zarar görmesin diye yani bu olmuyor. Sessizce, kavga gürültü olmadan çocuğa ve birbiriyle yarışmadılar çocuk üzerinde etki bırakmak için. O zaman çok ağır bir psikolojik sorun yaşamıyoruz. Yani bir dakika ben hani kavga dövüşle kontrol edemiyorsa anne baba çocuğunla kavga ediyorlarsa o zaman onun çocukta bıraktığı psikoloji tamam kavga etmeyelim ama ayrılalıma evet, göre daha evet. Fazla öyle mi? Evet. Çünkü şey yani boşanmış aileden bahsediyoruz. Evet ama biraz kavgasız bir aile ise yani makul iki kişi baktılar herhangi bir olay çıktı ve yapamıyorlar. Bunu çocuğa açıklıyorlar. Çocuk üzülüyor, ikisine de öfke duyuyor. Niçin ayrılıyorsunuz, bir evde yaşayın, bütün bunlar olabiliyor ama o çocuk gidip arkadaşının gözünü oymuyor. Yani sırf boşanmışlık değil, çocuğun boşanma sürecinde eğer maruz kaldığı olumsuz olaylar varsa o zaman çocukta şiddet, onu bir yaşam olayı gibi değerlendiriyoruz. Peki bu çocukların ailede geçirdikleri zaman az, esas dışarıda zaman geçiriyorlar. Peki dışarıdan nasıl etkileniyor çocuk? Aile tamam ama çevre, okul, arkadaşlar. Onun dışarısı için diyorum kültürel olarak şiddete karşı hoşgörüsüz olmak ve öfke kontrolünün en önemli insan erdemi olduğunu toplumca çalışmalıyız. Okullar bunu çalışmalıdır. Ve bu çocukların öfke denetimi için sözel becerisi iyi olana o yönde bir kanal açmak. O iyi değilse biz pek çok farklı çocukta öfke denetiminde sıkıntı yaşadığımızda yoğun spor programları inanın her türlü ilaçtan daha çok etkili oluyor. Çok ilginç. Hemen yani bu soruda cevabını almış oluyoruz. Eğer çocuğum şiddet gösteriyorsa ve ben bu maili görmüşsem bir spora yönlendiriyorum. Yoğun bir spor programı gerçekten çok. Çünkü o spor hocaları çok güzel disiplinize ediyor. O anne babanın denetleyemediği öfkeyi o spor hocası güzel hem deşarj oluyor çocuk hem kural öğreniyor çocuk. Sırasını nasıl bekleyecek, ne yapacak, nasıl komut olacak o iyi bir ailenin eğitim. Ailenin veremediğini gerekirse evet, orada evet, spor hocası evet, veriyor. Evet, bazen ama aile de pis görmedi. Mert Hoca ile biz güzel sarılarak anne babanın çocukla beraber yapacağı güzel egzersizler vardı. Ne güzel. Onlar da çok sıcak bir ortam sağlar. Ama tabii çocuğun dış ortamdan nasıl soyutlayacağız? Yani aldığı arka bir tanesi tam spora gönderdik. Ama bir yere gitmek zorunda, okula gitmek zorunda. Orada öğretmeni var, arkadaşları var. Tabii bizim dediğimiz şey ideal. Okulda da şiddete karşı bir tutum olacak. Peki başka ne yapılabilir? Yani çocuğum şiddete meyilli, yaşı da geldi 10-11. Evet. Ne yapacağım? Psikiyatrik muayenesi olacaktır. Yani çünkü o şiddetin sebebi bir hiperaktivitesi olabilir, zeka sorunu olabilir, Asperger bozukluğu olabilir, bir psikotik süreç başlamış olabilir. Bu dediğim şeyler bütün toplum için geçerli olanlardır. Ama spesifik bir olay vardır. Çocuğun şiddeti dozunu aşmıştır. Aile baş edemiyor. Ne sporu bunu durduruyor, ne okul yönetimi durduruyor. Onun psikiyatri. Yani öfke denetlenememe demek en önemli psikiyatrik sorunlardan biridir. Çünkü mutsuzluk bireyin kendisini, uykusuzluk bireyin kendisini ama öfke topluma alakadar ediyor. Biz çok teşekkür ediyoruz bütün bu güzel bilgilendirmeler için. Umarız şiddete yönelik çocuklarımız olmayacaktır. Bu zeminde çocukları daha iyi yetiştireceğiz. Kocaman bir teşekkür.
gün özetiyle birlikte olacak. Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Hoşçakalın. Geldik bugünün de sonuna. Çocukta şiddeti ve şiddet eğilimini konuştuk. Öğrendik ki çocukların şiddet göstermelerinin altında önce genetik faktörler var. Yapısal, anneden babadan geçen. Ama yine öğrendik ki bu genetik faktörleri aslında çok üst düzeyde değil. Bunu destekleyen başka çevresel faktörler var. Ve anneden babadan geçen bu genetik faktörler o çevreden gelen diğer yetici faktörlerle bir araya gelmezse çocuk şiddete yatkın olmayabiliyor, kontrol altında alınabiliyor. Öğrendik ki çocuk ne kadar çok zeki olursa ya da zeka seviyesi ne kadar düşük olursa şiddete yatkınlığı mutlaka yapacak demiyorum. Yatkınlığı o kadar artıyor. Çocuğumuzun şiddete yatkın olmamasını sağlamak ilk 4 yaş içinde son derece önemli. Ve ilk 4 yaş içinde o çocuğun bulunduğu ortamlara ona sevgiyle yanaşırsak ama her şeyi yapma, aferin onu vurdun kırdın diyerek değil, bilinçli anne baba olmayı öğrenebilirsek, onun yanında biz iyi örnek olabilirsek, eline kavgalı dövüşlü oyuncakları verip aman benim işim var, sen bu bilgisayarda savaşları seyre de dur, insanlar birbirini öldürsün, ben de rahat rahat çamaşırımı bulaşımı yıkayayım demiyorsak, o zaman iyi anne olabilir ve çocuğumuzun şiddete yatkın olmasını engelleyebiliriz. Ona ki bulduk, ona ki çocuğumuzda böyle şiddet var, engel olamadık. O zaman bununla ilgili çocuk nörologları ve çocuk psikiyatristleri var. Onlarla konuşmak ve onlardan yol istemek mümkün. Hepinize keyifli, güzel günler, haftalar diliyorum. Hoşçakalın.